Herkese arkadaşlar hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş geldiniz KPSS Tayfa. KPSS'ye ilk kez hazırlanan kıymetli öğrencilerimiz. Ben öğrenci koçu Rukiye Tuğba. Hoş geldiniz Kadir Hocam. Evet, kimler var? Hadi herkesten ses gelsin. Berkıs Hocam hoş geldiniz. Merhabalar. Enerjik başlayalım istedim. Bugün çok güzel bir konuyu ele alacağız çünkü. Ferit Hocam siz de hoş geldiniz. İlayda Hocam hoş geldiniz. Ses var Cansu Hocam. Sistem yöneticimizin ilettiği direktifi... Evet, seste sorun yok. Aynen öyle. Evet arkadaşlar, bugünkü seminer konumuz ilk kez KPSS'ye hazırlanacak kıymetli öğrencilerimiz nasıl ders çalışmalılar ki ikinci kez bu sınava girmeye ihtiyaçları kalmasın? Sizin için çok kıymetli bir konu seçtim arkadaşlar özellikle. Çok aldığımız sorulardan biriydi. Hocam ilk kez gireceğim, sınavı tanımıyorum, kazanabilir miyim? Hep çevrem 3. 4. yılında kazanıyor, ben de onlardan biri mi olacağım? Vakit kaybetmek istemiyorum gibi çok fazla geri bildirim aldık arkadaşlar. Bunun için de ilk kez giren öğrencilerimize özel bir seminer planlamak istedim. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım hepiniz iyisinizdir. Keyiflerimiz yerindedir. İyi miyiz? Nasılız? Çok teşekkür ediyorum Kadir Hocam. Ben de çok iyiyim. Sizleri gördüm daha iyi oldum. Çok naziksiniz. Çok teşekkür ediyorum. Kimler hangi bölümlerden mezun? Hadi biraz tanışıp kaynaşalım. Hangi bölümleri bitirdik? Ne zaman mezun olduk? Gerçekten ilk kez mi gireceğiz sınava? Turizm son sınıf. Lisans. Çok güzel Kadir Hocam. İlk kez gireceksiniz. Cansu Hocam, siz hangi bölüm mezunusunuz? Çocuk gelişimi lisans Şilan hocam. Çok güzel. Sınıf öğretmenliği mezunuyum. İlk kez gireceğim. Ay Belkıs hocam çok şanslısın. Sınıf öğretmenliği atamaları çok yüksek. Beden eğitimi. Hüseyin hocam hoş geldiniz. Kayıtlı öğrencimizsiniz. Hatta kaydınızı ben almıştım, hatırlamışsınızdır. Cansu hocam patoloji laboratuvar teknikerliği ön lisans değil mi? Türk Dili ve Edebiyatı Zeynep Hocam lisans ilk kez girecek. Tıbbi laboratuvar ilk yıl. Evet, çok güzel. Yani içimizde hem ön lisans öğrencilerimiz hem de lisans öğrencilerimiz var. Öğretmenlerimiz de var bu arada. Peki ilk kez girmeyenler var mı arkadaşlar? Daha önce denemek için de olsa tecrübe edinenler. Gıda mühendisliği. Wow, Beyza Hocam mühendisseniz en kötü 85 üstüne ihtiyacınız var. Lise mezunuyum, girmedim ben. Çok güzel. Havva hocam siz lise mezunusunuz. İlk kez KPSS liseye gireceksiniz. İlayda hocam da hukuk mezunu, avukat. Harika. O zaman başlayalım arkadaşlar. Hepimizin keyfi yerindeyse, tanıştıysak, enerjimiz yerine geldiyse başlıyoruz. Bu arada yeni katılanlar için kendimi yeniden tanıtayım. Arkadaşlar ben öğrenci koçuyum. Tek uzamda çok uzun yıllardır eğitim uzmanlığı yapıyorum. Ben de sizlerden biriyim. Okul öncesi öğretmeniyim aynı zamanda ama çok uzun süredir öğrenci koçluğu yapıyorum. Ve bu tarz seminerler yapıyorum. Kayıtlı öğrencilerimiz varsa içinizde birçoğunuz tanıyordur zaten beni. Birçoğunuzun belki de benimle görüşerek kayıt oldunuz. Ya da seminerlerimizi düzenli takip eden öğrencilerimiz varsa tanıyorsunuzdur. İsmim Rukiye Tuğba. Şimdi bugünkü seminerimizde arkadaşlarım, özellikle sınava ilk kez girecek olan öğrencilerimizin sınavı yakından tanıması gerektiğini ve doğru ders çalışma yönteminin ne olduğunu, ne zaman konu çalışıp ne zaman soru çözeceğini, tekrar periyotlarını neye göre hazırlayacağını ve öğrendiklerini soruya hangi basamaklardan sonra aktarabileceğini öğreneceksiniz arkadaşlar. Onun dışında bu bahsettiğim konu başlıklarının dışında sorularınız olursa da lütfen chat panelinden sorun. Selamlar Orhan Hocam, hoş geldin.
Hazırsak başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar, KPSS dediğimiz sınav yıllardır yapılan bir sınav. Birçoğumuzun korkulu rüyası. Gerçisin değil, ilk kez girenler değil. Bu söylemim daha genel, böyle dördüncü, beşinci kez giren, hala atanamayan, KPSS'yi çok büyük bir engel olarak gören öğrenciler gerçekten gözlerinde çok büyütüyorlar ve sınavı tanımıyorlar arkadaşlar. Bu sınavın belli başlı aşamaları var. Bu sınava belirli kategorilerden öğrenciler girebiliyor. Belirli mezuniyet gruplarından öğrenciler girebiliyor. Mesela Havva hocam vardı, lise mezunu dedi. KPSS orta öğretime girecek. Sınavın 15 Eylül'de. Ön lisans öğrencileri genel kültür, genel yetenekten giriyor. Lisans grubu öğrencileri genel kültür, genel yetenekten giriyor. ÖABT'si olan öğretmenlerim genel kültür, genel yetenek, eğitim bilimleri ve ÖABT'ye giriyor. İBF ve hukuk mezunu olan öğrencilerim genel kültür, genel yetenek ve A grubu bundan sınava giriyor gibi gibi birden fazla aşamaları olan bir sınav. Eğer biz bu sınava giriyorsak arkadaşlar, önce sınavı çok iyi tanımamız gerekiyor. Aksi takdirde tanımadığın bir alanda zaten başarıya ulaşamazsın. Gelin birlikte tanıyalım. Şimdi genel yetenek, genel kültürde arkadaşlar toplamda bizim kaç sorumuz var? Tamına 120 sorumuz var. 60'ı genel yetenek yani Türkçe matematik, 60'ı genel kültür yani tarih, coğrafya ve vatandaşlık. Eğitim bilimleri dediğim sınava formasyonu olanlar ya da eğitim fakültelerinden mezun olan öğretmenlerim girebiliyor. Eğitim bilimleri toplamda 80 tane sorunun sorulduğu bir sınav. ÖABT, Hüseyin hocam gibi, örnek veriyorum, Berkas hocam gibi öğretmenlik alanından ama ÖABT'si olan öğretmenlik alanından giren öğrencilerin puanının %50'sini oluşturan çok önemli bir sınav ve tamına 75 tane alana yönelik sorularınız var arkadaşlarım. A grubunda en çok P48 puan türünü ele almak istedim. 4 farklı kategoriden sınava giriyorsunuz. Hukuk, maliye, muhasebe ve iktisat grubu. Hepsinden 40'ar tane soru var. Toplamda 160 tane sorumuz var. Burası anlaşıldıysa gelelim hedef süremize, ne kadar kaldı? Arkadaşlar, genel kültür, genel yetenek lisans sınavına bugün itibariyle tam 179 gün kaldı. Sınavımız 14 Temmuz'da. Ön lisans 1 Eylül'de 228 günümüz var. Orta öğretim 15 Eylül'de 242 günümüz kaldı. KPSS'ye giren öğrencilerim var mı içinizde? Var mı KPSS'ye hazırlanan? Sanırım yok. Çünkü onların sınavı biraz daha erken yapılıyor. 102 gün var 28 Nisan'dan. Eğitim bilimleri 14 Temmuz'da 179 gün. Eğitim bilimleri GGK sabah oluyor. Eğitim bilimleri öğleden sonra oluyor. ÖABT'ye tam 200 gün kaldı. Sınavınız 4 Ağustos'ta. KPSS A grubu da 20-21 Temmuz'da, tamına 185 gününüz var arkadaşlar. Şimdi gelelim. Bu özellikle bu semineri oluştururken kendi öğrencilerimden aldığım yoğunluklu sorulara yanıt vermeye çalıştım arkadaşlar. Dediğim gibi sizin de sorularınız olursa lütfen chat panelinden yazın. Onları da yanıtlayalım. Şimdi en çok bana gelen sorular şunlar. Hocam, nasıl çalışırsam maksimum verim alabilirim? Bunu bilmiyorum. Verimli çalışmayı bilmiyorum. Ya da konuyu tam öğrendikten sonra mı soru çözeyim? Hemen konunun ardından öğrensem de öğrenmesem de soru çözümüne geçmeli miyim? Bunu da çok soruyorsunuz arkadaşlar. Netlerimi arttırmak için konu çalışıp soru çözmem yeterli mi? Başka yapmam gereken şeyler var mı? Bu da yine en çok aldığım sorulardan. Ve gelelim arkadaşlar, bu konuyu bizim meşhur bir örneğimiz var. Kayıtlı öğrencilerimiz ve daha önce seminerlerimize katılan öğrencilerimiz biliyor. Ali ve Veli örneğim. Bunun üzerinden detaylıca bir ele alalım. Bir sorularınızı yanıtlayalım bakalım. Şimdi arkadaşlarım, karşınızda takdim edeyim size. Ali'miz ve Veli'miz var. Ali ve Veli çok yakın iki arkadaşlar ve aynı zamanda yaşıtlar. Aynı mahallede aynı yıl doğuyorlar. Aynı okulda aynı sınıfta okuyorlar. Aynı öğretmenlerden ders alıyorlar. Aynı kitaplardan ders çalışıyorlar. Üstelik ders çalışma saatleri ve ders çalıştıkları toplam süre dahi aynı. Ve geliyor sınav.
Çatıyor, sınav tarihi geldi, çattı. Ali de Veli de aynı anda aynı sınava girdiler. Derken arkadaşlarım, Ali başarısız olurken Veli'nin yüzü gülüyordu. Veli başarılı olmuştu. Peki, tamamen aynı şartlara sahipken ve aynı çalışmaları yapmışken neden Ali başarısız olurken Veli başarılı oldu? Var mı tahmini olan? Hadi herkesten yanıt bekliyorum. Arkadaşlar bunu kendi sınıf arkadaşlarınızı düşünün. Üniversiteden, liseden olabilir. Çok yakın, belki farklı şehirlerde yaşadınız ama yakınlık kurduğunuz, kendinize benzettiğiniz biri olabilir. Hayır, Kadir Hocam, sınav anında bir şey olmadı. Sınava canlı bir şekilde girdiler. Merak etmeyin, çıktılar. Sonuç açıklandı. Biri başarılı, biri başarısız. İlayda Hocam diyor ki kendisinin kazanma inancı az olabilir. Doğru. Başka? Tuğba Hocam tekrar diyor. Düzenli çalışmamış olabilir. Derslere yanlış çalışmış olabilir. Aynı çalışmayı yaptılar arkadaşlar. Bakın aynı hocalardan, aynı sürede, aynı kitaplarda, aynı totalde çalışmayı yaptılar. Ama biri başarılı oldu, biri başarısız oldu. Bunun çok temel bir sebebi var. Biraz daha zihnimizi zorlarsak bence bulabileceğiz. Dersten önce hoca ne anlatacak bakmıyor. Dersten sonra tekrar yok. Soru çözmüyor. Bu ikili benim arkadaşım vardı. 4 yıl aynı sınıftaydık. Peki hocam, sen o zaman başarısız olan tarafta mıydın Havva hocam? Az soru çözmüş olabilir. Herkesin aynı programla çalışması mantıklı mı? Ferit hocam harikasın. Duymak istediğim yanıt tam olarak buydu. Arkadaşlar, ikiz de olsanız, arkadaş da olsanız, kardeş de olsanız, kanki de olsanız değişmez. Hepiniz aynı mısınız? Mümkün değil böyle bir şey. Ali Veli gibi çalıştı, evet okey, çalışmadı demiyorum. Emek vermedi demiyorum. İstemedi demiyorum. Tabii ki de istedin. Tabii ki de çalıştın. Tabii ki de zaman ayırdın. Ali başarısız oldu çünkü kendi öğrenme yapısına uygun çalışmadı. Kendisini tanıyarak çalışmadı. Eksikliklerine uygun çalışmadı. Bu yüzden başarılı oldu. Ve şunu asla unutmamalıyız ki arkadaşlar, her öğrenci farklı öğrenir. Şu an içinizde öğretmenlerim var, kıymetli hocalarım. Eğer öğretmenlik yapıyorsanız bunu çok iyi biliyorsunuz ki derse girdiğinizde aynı şeyi aynı isteklilikle anlatırsınız. Karşınızda 30 tane öğrenci vardır. 30'unun da algılama şekli ve süresi birbirinden farklıdır. Doğru mu? Aynen öyle. O yüzden kendi bireysel farklılıklarımızı bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Ben her zaman söylerim. Çok fazla öğrenci görüşmesi yapıyorum ve diyorlar ki hocam işte yakın arkadaşım dereceyle atandı. Ya da hocam YouTube'da bir video izledim. İşte şöyle 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 çalışıyormuş. Örnek program yaptı. Ben de gittim onun çıktısını aldım. Öyle çalışıyorum. Kesin ben de kazanacağım. Kazanamazsın. O program o öğrenciye verim sağladı çünkü o program o öğrenciye özeldi. Sana aynı verimi sağlamaz. Gelelim. Peki arkadaşlar öğrenme yapısına bakın şurada belirteyim. Özellikle altını çizdiğim öğrenme yapısı nedir? Bunu bilen var mı? Hiç duymadım hocam. Duyan var mı? Görsel hafıza gibi mi? Evet Fatma hocam, kısmen. Yani görsel hafıza öğrenme karakterlerinden biri. Öğrenme yapısı daha geniş açıdan bakın arkadaşlar. Bir örnek vereyim, parmak izi. Şimdi hepimizin parmak izi birbirinden farklı, değil mi? Ve parmak izimiz nasıl farklıysa arkadaşlar kişilerin bilişsel süreci vardır. Unutmazı, zeka tipi, kimi çok ezbercidir, kimi mantıksaldır,
Kimi görseldir, kimi işitseldir, kimi dokunsaldır. Kimi çok streslidir, çok heyecanlıdır, çok kaygılıdır. Kimi çok disiplinlidir, kimi hiç disiplinli değildir. Bizim bu özelliklerimizin tamamını arkadaşlar öğrenme yapısı deniyor. Ve öğrenme yapısı her öğrencinin farklı olduğu için eğer ki kazanma idealiyle bir yola bir sınav hazırlığına çıkıyorsak önce öğrenme yapımızı bilmemiz, yani parantez içinde kendi özelliklerimizi tanımamız gerekiyor. Peki öğrenme yapısını dahi bilmiyorken bunu nasıl çözeceğiz? Nasıl kendimi tanıyabilirim? Bu gibi sorularınız olduğunu biliyorum çünkü bu da yine bize çok soruluyor. Bunun için de özellikle şu an bu seminere katılan ayrıcalıklı öğrencilerime seminer sonunda kendi öğrenme yapılarını keşfedebilecekleri sadece tek uzamda uygulanan eğitim analizlerimizin linklerini ileteceğim ve bu analizlere kısa süreliğine ücretsiz katılabileceksiniz arkadaşlar. O yüzden seminerin sonunu bekleyin lütfen. Ve o kadar şaşıracaksınız ki hocam bu analiz beni benden iyi tanıyor diyeceksiniz. Katılan öğrencilerimizden hep bu yönde geri bildirimler alıyoruz çünkü. Gelelim şimdi arkadaşlar bizim nasıl hani dedik ya kimimiz görseldir. Daha çok zihni fotoğraf makinesi gibi çalışır. İşte yazmak ister, çizmek ister. Kimi duyarak öğrenir, kimi okuyarak öğrenir gibi. Kimi çok hareketlidir. Dikkat dağınıklığı vardır. Ona 40 dakika bile çok zor geçer. Hemen kalkar çöp atmaya gider, kahve almaya gider, balkona çıkar hava almak için. Nasıl bu özelliklerimiz farklıysa arkadaşlar bizim her dersteki seviyemiz de farklı değil mi? Mesela Hüseyin hocam senin matematikteki seviyen ne? Tarihteki seviyen aynı mı ya da aynı olabilir mi? Bu arada hangi derste hangi seviyede olduğunu bilen var mı içimizde? Aynı değil, değil mi? Neden aynı değil? Senin geçmişten getirdiğin bir bilgi birikimin var Hüseyin hocam. Şimdi sen bir beden eğitimi öğretmenisin. Bir beden eğitimi öğretmenini ele alalım. Bu arada Hüseyin hocam bizim kayıtlı öğrencimiz arkadaşlar. O yüzden ondan örnek vermek istedim. Bu analizlere girdi çünkü kendisi de biliyor. Seviye belirleme sınavlarına da girdi. Ay Hüseyin hocam çok tatlısınız. Doğru söylüyorsunuz bu arada. Şimdi bir beden eğitimi öğretmeninin geçmişine bakalım. Genelde bu öğrenciler zaten belirli bir uzmanlık alan oluyor. Bir herhangi bir spor dalında uzmanlaşıyorlar ve ta liseden beri ya sözel sınıfta oluyor ya işte futbol takımında oluyor ya basketbol takımında oluyor ya bir derse giriyor ya girmiyor gibi gibi. Yani bu öğrencinin ders çalışma geçmişi yok. Değil mi? Ve senin bu öğrencinin ders çalışma geçmişi yokken tutup da KPSS'ye sanki hiç seviyesinin olmadığını bilmiyormuş gibi. Ay hocam ben matematikte de direkt işte orta düzeyden başlarım. Türkçede de ileriden başlarım. Tarihte de üstten başlarım diyemez. Bunu derse kaybeder. Matematikte temelin olmayabilir ama sözel zekan çok kuvvetlidir. Tarihe özel ilgin vardır. Tarihi kısımla ilgili ilgileniyorsundur, bilgi birikimin vardır, hocanı seviyorsundur, kitap okuyorsundur, kendini geliştirmişsin olabilir bu arada. O yüzden öncelikle arkadaşlar öğrenme yapınızı keşfettikten sonra hangi derste, hangi seviyede olduğunuzu çok iyi bilmeniz gerekiyor. Ve eğer seviyenizi bilmiyorsanız arkadaşlar çok açık söyleyeyim. Ben çok görüşme yapıyorum. Hocam ben kendime program oluşturdum verimli. Seviyeni belirledin mi? Hayır. Öğrenme yapını biliyor musun? Hayır. Programı neye göre oluşturdun o zaman? Senin başlangıç noktan belli değil. İşte benim hedefim 90. Tamam da 90 puana ulaşman için 60'ta mısın, 70'te misin, 80'de misin? Bunu bilmeden neye göre çalışacaksın? O yüzden arkadaşlar mutlaka seviyenizi ölçmelisiniz. Ama altını çizerek söylüyorum, her dersten ölçmelisiniz. Ve hangi çalışmayı ne zaman yapmanız gerektiğini seviyeniz belirliyor arkadaşlar. Eğer ki seviyenize uygun çalışırsanız çok iddialı söylüyorum. Öğrenemeyeceğiniz konu, çözemeyeceğiniz hiçbir soru kalmayacak.
Başarının sırrı bu. Özellikle ilk kez girenler yoğunlukta olduğu için seminerimizde ilk kez giriyorsanız lütfen rakiplerinizin yaptığı hatayı yapmayın. Birbirinizi taklit etmeyin. Özgün olun. Kendinizi tanıyın. Eksikliklerinizle yüzleşin ve bir an evvel çalışmaya başlayın. Gelelim. Kaç farklı seviye var? Hocam tamam seviyemi ölçtüm ama en fazla kaç seviye olabilir ki? Ya da tamam seviyemi biliyorum. E ben bunu bilmem benim için yeterli mi? Hayır. Seviyeni bilmek birinci adımsa seviyene uygun çalışmak ikinci adım. Bu yüzden biz arkadaşlar tek özelde seviyeyi 5 farklı basamakta değerlendiriyoruz. Birinci seviye temel seviye. İkinci seviye başlangıç seviyesi. Üçüncü seviye orta seviye, dördüncü seviye, ileri seviye, beşinci seviye, üst seviye. Ben sizin yerinizde olsam, özellikle ilk kez giren öğrencilerim, bence şu ekranın kaydını alın. Çünkü burada hangi seviyedeyseniz, seviyenize uygun hangi çalışmayı yapmanız gerektiğini detaylı yazdık arkadaşlar. Eğer ekran kaydı alırsanız, seviyenizi ölçtükten sonra buna uygun çalıştığınızda çok daha garanti bir şekilde ilerlemiş olursunuz. Mesela Hüseyin hocam matematikte temel seviyede çıktı. Ne olacak? Ön hazırlık yapması gerekiyor. Ön hazırlık isminden tahmin edelim. Bir ısınma yani önden bir hazırlık yapmam gerekiyor. Demek ki ben çok istenilen düzeyde değilim. Önden bir girizgahı hocadan önce yapayım gibi düşünebilirsiniz. Ya da ileri seviyedeyim. E sen ileri seviyedesin. Gidip konu anlatımı çalışmana gerek olmayabilir ama bunun farkında olmayabilirsin. Gidip saatlerce, günlerce konu çalışabilirsin. Ve vaktini boşuna harcamış olursun. Bizim şu an en çok neye ihtiyacımız var arkadaşlar? Zamanı doğru yönetmeye. Doğru mu? Sınava kaç gün kalmıştı? Bir tablo göstermiştim size. Aynen, bakın sınava kaç gün kaldı? Arkadaşlar sınava 179 gün kaldı. Yani sizin çok öyle aman aman ben iyi olduğuma da çok çalışayım, eksik olduğuma da çok çalışayım deme gibi bir lüksünüz yok. Bu 179 günde bütün konuları tamamlayıp gereken zamanda tekrarlarınızı yapıp sorularınızı çözüp sınava hazır olmanız gerekiyor. Bunun için de hem öğrenme yapınıza uygun hem derslerdeki seviyelerinize uygun bir çalışmaya ihtiyacınız var. Peki biz bunu tek uzamda nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Biraz da bundan bahsetmek istiyorum. Çünkü bunu da yine görüştüğümüz öğrencilerimiz çok soruyor. Hocam çok güzel söylediniz, çok güzel anlattınız ama ben bunu tek başıma yapamam. Doğru, tek başına yapamazsın. Benim bir desteğe ihtiyacım var. Ben tek üzeme kayıt olduğumda bir programım olacak mı? Ya da siz öğrenme yapımı keşfedebilecek misiniz? Kalan sürede beni yetiştirebilecek misiniz hedefime? En çok aldığımız sorulardan. Belki hocam eğer doğru çalışma programı ile çalışırsan yetişir. Başarılı olursun ama istikrarını bozmaman gerekiyor. Çünkü başarılı programın en temel özelliklerinden biri de sürekliliktir. Yani bir programa uydum, iki uymadım, hayır kazanamazsın. Sürekliliğini devam ettirebilirsen, az da çalışsan, eğer verimli olursa kesinlikle kazanırsın. Bizim kurslarımızda da arkadaşlar zaten tek uzemi çok duyuyorsunuzdur bu arada. Sürekli karşınıza çıkıyoruzdur. Gerek başarı hikayelerimiz, reklamlarımız, yapay zeka, Türkiye'de ilk kez hayata geçirilen özel eğitim modelimiz gibi gibi. Çok fazla içerikle yaklaşık 8 yıldır biz zaten bu sektördeyiz. Ve geliştirdiğimiz yapay zeka sisteminde de arkadaşlar tamamen bu 5 basamaklı garanti öğrenme modelini uyguluyoruz. Öğrencimizi önce tanıyoruz. Öğrencinin sorumluluklarını belirliyoruz. Öğrencimizin hedefine kaç gün var? Öğrenci kaç puan uzaklıkta hedefine? Günlük nasıl bir çalışma yapması gerekiyor? Hangi konuları önceliklendirmesi gerekiyor? Hangi konuları geri planda tutması gerekiyor? Bunların hepsini belirleyen ve bir plan dahilinde ilerleten yapay zeka sistemine sahibiz arkadaşlar. Kayıtlı olan öğrencilerimiz bu sistemle çalışıyorlar. Ki artı olarak da bu arada biz bu sisteme kayıt olan öğrenci
öğrencilere bütün kayıt oldukları eğitim grubunun canlı derslerini, video derslerini, deneme sınavlarını, tekrarlarını, konu tarama testlerini, ünite sonu değerlendirmelerini ve dijital kaynakları her şeyi de sağlamış oluyoruz. Yani hem eğitim hem doğru program bir araya gelince ne oluyor arkadaşlarım? Başarı kaçınılmaz oluyor. Ve asla unutmayalım, şu an girdiğiniz yıl çiftli yıl. 2024 yılında sınava giriyorsunuz. Çok önemli bir bilgi bu. Çünkü çiftli yıllarda her zaman giren sayı yüksek olur. O yüzden işi şansa bırakayım, kadere bırakayım, olursa olur, olmazsa olmasın demenin zamanı bu zaman değil. Çünkü geçen yıl bile arkadaşlar, en son 2022 verilerinde yaklaşık olarak 1.180.000 küsür öğrenci lisanstan girdi. Ön lisanstan 1.159.000 küsür öğrenci girdi. KPSS liseden de neredeyse 1 milyon öğrenci, 912.397 öğrenci girdi. 2024 çiftli yılındaysa sınava giren aday sayılarında çok ciddi bir artış bekliyoruz. Ve unutmayın arkadaşlarım, sayı ne kadar artarsa sınav o kadar zor olur. Bunu motivasyonunuzu kırmak için söylemiyorum. Bu bir gerçek. Hazırlıklarımızı buna göre yapalım. Tabii ki Kadir Hocam, kurs ücretleri ile ilgili de bilgi aktaracağım. O yüzden arkadaşlar ne yapıyoruz? Bunu bir söz olarak algılıyorum bu arada. Yani hepiniz benimle birlikte tekrar edin ekran karşısında. Diyoruz ki ertelemeyeceğim. Ertelemiyoruz hazırlıklarımızı. Hemen başlıyoruz. Yine diyoruz ki arkadaşlarım, verimli çalışacağım. Evet, verimli çalışacaksınız. Seviyenize göre çalışma türünü yapacaksınız. Seviyeme uygun çalışacağım. Bunu kendinize verdiğiniz bir söz olarak kabul edin. Ve asla geleceğimi, mesleğimi, hayallerimi, İdeallerimi riske atmayacağım. Çünkü ben bunu hak ediyorum. Çünkü ben değerliyim. O koltuğu ben de hak ediyorum. O önlüğü ben de hak ediyorum. O koşulları ben de hak ediyorum. İnanın kazananların sizden hiçbir farkı yok arkadaşlar. Tek farkı verimli çalışmak. Tek farkı ciddiye almak. Başka hiçbir farkı yok. Ve bu yıl atanacağım. Şu an bu seminerde olan bütün öğrencilerim bu yıl atanacak. Söz mü? Söz veriyor musunuz? Önce kendinize güvenmeniz gerekiyor. Aa. Söz değil mi? Aynen öyle. Arkadaşlar başarabilirsiniz. Ben şu an imkansız bir şeyden, dünyada ilk kez yapılan bir şeyden bahsetmiyorum. Yıllardır olan bir şey. Ay. Ve arkadaşlar bizim kurslarımızda, özellikle Kadir Hocam senin için söylüyorum ve ücreti soran diğer arkadaşlarım için söylüyorum. Kurslarımıza kayıt olduğunuzda dediğim gibi canlı dersler, video dersler, seviye belirleme sınavları, yapay zeka sistemi, sanal koçluk, çalışma programı, rehberlik hizmeti, Türkiye geneli deneme sınavları, dijital kaynaklar gibi 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 çok fazla içeriklere sahip olmuş olacaksınız. Ama en önemlisi de arkadaşlarım neydi? Kendi seviyenize uygun, kendi öğrenme yapınıza uygun bireysel bir ders çalışma programınız da olacak. Şimdi öncelikle sistem yöneticimden şu an burada olan öğrencilerimin eğitim analizi çözmeleri için eğitim analizi linkini iletmesini istiyorum. Önce bir analiz linkimiz gelsin. Bu da sizin ödeviniz olsun arkadaşlar. Şimdi eğitim analizi linkimiz geldi. Görüyorsunuz değil mi? Bu linki kopyalayın, şu an tıklamayın. Şu an tıklarsanız seminerden çıkmış olursunuz. Bu link sizin öğrenme yapınızı, psikolojik yapınızı ölçeceğiniz link arkadaşlar. Anlaştık mı? Bir yere kopyalayın, yapıştırın notunuza. Ben de göndereyim. Şimdi bu yıl atanmak istiyorum. Bunu tek uzamle, yapay zeka sistemiyle başarmak istiyorum. Kendi öğrenme yapıma uygun, seviyeme uygun çalışmak istiyorum ve herkese eylemek istiyorum, derece elde etmek istiyorum diyen öğrencilerimin bizim eğitimlerimize kayıt olmak, bilgi almak için tıklayacağı linki rica ediyorum sistem yöneticimden. İki linki karıştırmayın diye ayrı ayrı özellikle gönderim sağlıyoruz arkadaşlar. Şimdi gelen linkimizde arkadaşlar, TEKUZEM bizim kurslarımıza kayıt olmak
Yapay zeka sistemiyle kalan sürece en verimli şekilde ilerletmenizi sağlamak için tıklayacağınız link. Şimdi gelelim sorularınıza. Var mı soru işaretleriniz? Bunu da yine bir kenara kopyalayın. Hatta bence bu ekranın görüntüsünü de alın. WhatsApp numaramız, bizim oradan iletişime geçebilirsiniz. 552 592 58 35. Var mı sorularınız arkadaşlarım? Seminerimizi bitirmeden yanıtlayalım. Kadir hocam, evet ücretler. Arkadaşlar, şu an yeni yıla özel dev bir indirim kampanyası başlattık. Çoğu eğitimimizde %30 ve %50'ye varan indirimimiz var. Ben size hemen ücretlerle ilgili bilgi aktarayım. Eğitim programlarına tıkladığımızda hangi sınava hazırlanıyorsanız hazırlandığınız sınavı seçiyorsunuz arkadaşlar. Ve site üzerinde gördüğünüz ücretlerde minimum %30'luk bir indirim kazanmış oluyorsunuz. Mesela Kadir hocam, sen turizm mezunuydun yanlış hatırlamıyorsam. GGK'dan girecektin sınava. GGK lisans paketim 3.600 TL. %30 indirim uyguladığımda ne kadar yapıyor? 2.500 TL yapıyor arkadaşlar. Sizce geleceğimiz için 2.500 lira fazla bir tutar mı? Genelde bunu duyan öğrenciler çok şaşırıyor. Hocam nasıl 2.500 TL? Aylık mı yıllık mı diyorlar. Kadir hocam, kayıt için ilettiğimiz linke tıklayın. Sistem yöneticimizden yeniden rica edeceğim. Yeniden linkimizi paylaşsın. İlayda hocam, her öğrencinin kaynak ihtiyacı farklıdır. Biz somut olarak herhangi bir kaynak gönderimi sağlamıyoruz. Seviyenize göre rehberlik uzmanlarımız, derslerinize katılan öğretmenlerimiz çeşitli kaynak önerisi ve yönlendirmesi desteğinde bulunuyorlar. Kayıt olmak isteyenler bu en son attığım linke tıklayacak. Belkıs hocam, sınıf öğretmenliği hemen bakalım. Belkıs hocam, üçlü paketimizi tek tek satın alıyor öğrenciler. Yani GGK 3.600 TL, eğitim bilimleri de 3.600 TL ve ÖABT de 3.600 TL. ÖABT sınıfa bakalım. Yani normalde 10.700 lira falan gibi bir tutara tekabül ediyor tek tek kayıt olduğunuzda. Ama %50 indirimle birlikte 5.000 TL'ye kadar düşüyor. Üçlü paketlerin tamamı 5.000 lira arkadaşlar. Yani Belkıs hocam, sen iki paketi alıyorsun, bir paket bizden sana hediye gibi düşün. GYK, eğitim ve ÖABT 5.000 lira. Tutarları gerçekten çok uygun. Önce analizleri çözün bence arkadaşlar. Kendi öğrenme yapınızı keşfedin. Hatta sistemimizde de mutlaka ki ziyarette bulunun, gezinin, inceleyin, kurcalayın. Orada çok ilginizi çekecek alanlar var. Zürer hocam, diğer bütün seminerlerimiz genel seminerlerde, özellikle bu seminerde ilk kez giren olarak bir ayrıştırma yaptık. YouTube kanalımızdan diğer gerçekleştirdiğimiz seminerlerimizi izleyebilirsiniz. Bundan sonra yapacağımız seminerlerimizi de takip edebilirsiniz. Havvacım, aynı tutar. KPSS, lise, ön lisans aynı 2.500 lira. Ama bu tutarı indirmeniz için arkadaşlar, ya normalde sitede normal tutar yazıyor ya, indirim kodunuzu almak için bu ilettiğim linke tıklamanız gerekiyor kayıt olmak için. İndirimli bir şekilde faydalanmanız için. Aynen öyle. Bence de bu hafta yarı yıl tatili. Birçoğunuz öğretmensiniz zaten. Tatile gireceksiniz. Arkadaşlar iyice düşünün, taşının. Kararınızı verin ve kendiniz için lütfen bu ilk adımı atın. Bakın, öteledikçe hayallerinizi öteliyorsunuz. Kendinizi değil, ders çalışmayı değil. Ders çalışmayı neden gerekli? Hayaline ulaşman için, öyle düşün. Ders çalışmak bir araç. Seni amacına götürüyor. Bu şekilde düşünmen gerekiyor. Arkadaşlar, bu indirimimiz en geç pazartesi gününe kadar geçerli. Yani pazartesi gününe kadar vaktimiz var ama bir yandan da süre satın alıyorsunuz. Ben sizin yerinizde olsam, eğer beklediğim bir ödeme falan yoksa hemen bugün kaydımı yaparım. Hemen çalışmalarıma başlarım. Zaten vakit kaybetmişim. Neyi bekleyeceğim ki? En son 22 Ocağı kadar faydalanabilirsin. Tamam Kadir hocam, eğer linke tıkladıysan hemen seni arayıp kayıt işlemlerini tamamlayacağız. Orhan hocam, peşin ödemede indirim yok. Bu maksimum indirimli tutar 2.500 lira. Ha, onu da ileteyim. Eğer kredi kartıyla ödeme yapmak isterseniz, varsa içinizde kredi kartı kullanan öğrencilerim, kredi kartına peşin fiyatına 3 taksit yapabiliriz.
Ya da direkt peşin ödeme, tek ödeme de yapabiliriz arkadaşlar. Son kez linkimi ileteyim kayıt olmak için. Bu linke tıklamanız yeterli. Var mı sorularınız? Ne demek Berkus Hocam? Ben de çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hepinizi tanıdığım için çok çok memnun oldum. Umarım hepiniz de kuzenli olursunuz. Umarım 2024 sizin de atanma listesinde isminizi gördüğünüz, bu mutluluğu yaşadığınız ve bize de yaşattığınız çok güzel bir yıl olur. Çok güzel bir yıl olur arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Dostça kalın, hoşça kalın ve esen kalın arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum. Tülay Hocam yukarıda analiz linkleri var. Görüşmek üzere.